Kafirun Suresi Efendimiz Aleyhisselam'a Mekke döneminde, Mekke döneminin ilk yıllarında nazil olmuş mübarek bir suredir. Ve Kur'an-ı Kerim'de kafirlere hitap eden, direkt kafirlere hitap eden tek suredir. Başka bir ayet-i kerimede yine, ya keferu ey kafirler bir hitap var. Tahrim suresinin 7. ayetinde ama bu sure surenin başlangıcında kul ya eyyel kafirun de ki, ey kafirler diye bizzat e, kafirlere, Allah inkar edenlere e, hitapla başlayan bir e, suredir kafirun suresi. E, bu sure tabii ki e, indiği dönem itibariyle ele aldığımız zaman Efendimiz Aleyhisselam'ın müşriklere karşı nasıl net bir tavır sergilediği, imanla küfürü ne kadar net bir şekilde ayırdığı, tefrik ettiği ve müminlerle kafirler arasındaki ayrımı ortaya koyduğu anlaşılıyor bu surede. O zaman, bu sürenin indiği zaman Efendimiz Aleyhisselam çok yalnızdı. Etrafındaki müminlerin sayısı, Azdı. Belki işte 50'yi 60'ı geçmeyen bir mümin sayısı vardı Efendimizin yanında. Yani güç bakımından, kuvvet bakımından oldukça Müslümanların zayıf olduğu bir dönemdi. Buna rağmen sure kafirlere açıkça meydan okumakta ve onların inançlarını kutberest, e, müşrik inançlarını, şirk inançlarını reddetmekte müminlerle kafir arasındaki e, farkı açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Şimdi sureye kısaca e, mana verecek olursak, قُلْ يَا اِيَّ الْكَافِرُونَ De ki ey kafirler, لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Yani şu an sizin taptığınız putlara kesinlikle ben tapmam ve entum abidun ma abut. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Aynı şekilde bu süre böyle e, ayet ayet devam ediyor ve ayet son e, ayette lekum dinukum veliyedin. Yani orada e, 6 altı ayet-i Efendimiz Aleyhisselam e, müşriklere şunu söylüyor. E, benim taptığım bir Rab var. O Allah Teala Celle Celaluhu Hazretleridir. Sizin taptığınız putlar var, onlar da taptığınız işte bilinen bilinmeyen değişik putlardır, taştan, ağaçtan yapılan putlardır. Sizin dininiz bir şirk putperestlik dinidir, benim dinim tevhid Allah'ın dinine dayalı, e, dayalı e, bir dindir. Dolayısıyla tevhidle şirkin birbirine karışması mümkün değildir. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Dolayısıyla burada herhangi bir karışıklık olması söz konusu değil, buyuruyor ve e, bu surenin de e, müşriklerin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a e, gelerek e, ya Muhammed gel e, anlaşalım uzlaşalım bir yıl sen bizim putlarımıza tap bir yılda biz senin Rabbine senin dediğin gibi tapalım tarzındaki talepler üzerine bu e, surenin geldiğini e, görüyoruz kaynaklarımızdaki verilen bilgiye göre. Dolayısıyla e, imanla küfrü net bir şekilde ayıran, ortaya koyan, şirkle tevhidi net bir şekilde ayırıp ortaya koyan ve Efendimiz Aleyhisselam'ın müşriklere meydan okuduğu, tevhidin küfre karşı meydan okuduğu bir sürü olarak kafirin suresi inmiştir. Böyle olduğu için Efendimiz Aleyhisselam kafirin suresini çok okurdu. Özellikle de sabah namazlarının sünnetinde birinci rekatta kafirin suresini ikinci rekatta ise İhlas suresini sürekli Efendimizin okuduğunu yine akşam namazlarında zaman zaman kafirin suresini okuduğunu görüyoruz.